Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün ülkeden ülkeye Age of History serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde oyun bize Suriye Devleti'ni verdi. İç savaştaki Suriye Devleti'ni biz Orta Doğu'nun, hatta dünyanın en güçlü 10 devleti arasından biri haline getirdik. Yetmedi, bu ülkeyi Türkiye, İspanya ve Çin'le ittifak yaptık ki bu da Rusya'ya karşı büyük bir ittifaktı abi. Rusya'ya karşı bu ülkelerin korunması için önemli bir ittifaktı. Ve biz bu ülkeyi kalkındırdık. Önceki kalkındığımız Burkina Faso ise hala gelişmekte bu. Valla bayağı güçlü bir devlet olmuş. 12 milyon nüfusu falan. Helal olsun abi, Burkina Faso daha da büyür umarım. Bakalım bu bölümde farklı bir ülkeye geçeceğiz. Hangi ülke gelecek hep birlikte göreceğiz. Efendim, tahminim benim Rusya geleceği yönünde. Sizin tahminlerinizde yorumlara yazabilirsiniz ama siz muhtemelen bayrağı biliyorsunuzdur zaten. Gelen ülkenin bayrağından görüyorsunuzdur abicim siz. O yüzden siz çok şey yapmayın. Siz beğenin, yorum atın. Abone olun, zili açın, takılın kafanıza göre ondan sonra. Hocam ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Kardeşim. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Bundan daha iyisi ol. Ama Suriye'nin toprak... Kardeşim, Suriye bizim toprakları ele geçirmişti. Onu bir hemen halledelim. Onu bir kardeşim bir temizleyelim. Sen hayırdır ya? Suriye'ye ben bir savaş ilan ederim kardeşim. Kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Bizim toprağımızı alamaz. Japonya geldi oğlum. Japonya geldi. Vay 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 vay. Japon kardeşlerime bak. Oğlum ben bu ülkeyi severim bu arada. Ben bu ülkeyle güzel işler başaracağıma inanıyorum. Kardeşim hayırdır siz? Benim olanı benden mi alacaksınız kardeşim? Bunu yapabilecek daha adam anasının karnından doğmadı oğlum. Öyle bir adam yok. Bu gezegende böyle bir adam yok. Bu gezegende henüz böyle bir adam yok. Arkadaşlar, bu seride biliyorsunuz her bölüm farklı ülkelerle oynuyoruz. Her bölümde farklı amaçlar güdüyoruz. Ben bu Japonya ile güdeceğim amacı aslında kararlaştırdım şu an kendimce. Abi Kore'yi alacağım, Tayvan'ı alacağım, Filipinlere çıkacağım ve sonra biliyor musun paso yatırım yapacağım abi. Ama böyle ekonomik yatırım değil abi, üreme politikası. Dünyanın en kalabalık ülkesi haline getirmeye çalışacağım bu ülkeyi. Amacım bu olacak abi. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Paso üreyecek abi bunlar ve dünyanın en kalabalık ülkesi haline gelmeye çalışacağız. Bu bizi çok güçlü yapacaktır diye inanıyorum bakalım. Umarım olacak böyle bir şey abi. Hemen toprağımızı yeniden asimile edelim. En son zaten burası bizim toprağımızdı ama biliyorsunuz hain Suri bizi toprağımızı ele geçirmişti. Abi az önce yönettiğim ülkeyle şimdi yönettiğim ülke savaştı, görüyor musunuz? Abi bunlar olabilecek şeyler. Bu serinin güzelliği de bu. Az önce ben Suriye'yi yönetiyordum. O ülkeyle birlikte Japonya'ya savaş açmıştık. Japonya'nın topraklarına çökmüştük abi. Biraz toprağına çöktük. Bir tane toprağa çöktük. Hiç topraklarına denecek bir işlem yok abi. Yani ama şimdi gördüğünüz gibi Japonya'yı yönetiyorum. Ve Japonya ile birlikte gidiyorum Suriye'nin toprağına çöküyorum bu sefer. Abi bu serinin keyfi bu. Bu serinin güzelliği bu. Bu serinin iyi tarafı da bu. Burada gidiyorsun abi. Yani belki bir bölüm önce o ülkeyi güçlendirmen gerekiyor ama bir sonraki bölümde amacın o ülkeyi yıkmak oluyor. Değişiyor her şey hemen. Yani bu serinin işte güzel tarafı abiciğim. Şimdi aziz dostum, selamun aleyküm. Şuradan bir başlayalım abiciğim. Kardeşim, şu toprakları bir alabilirsem sevinirim. Kardeşim uğraştırma beni. Kendin de uğraşma. Bu arada hemen Çin'le güzel ilişkiler kuralım. Sonra Suriye ile güzel ilişkiler kuracağım. Bu ittifaka karşı savaşmak istemiyorum. Buradan biri bana savaş açarsa diğerleri de gelir çünkü. Böyle bir ittifaka karşı savaşmak istemiyorum. Bir de üstüne Rusya ile de güzel ilişkiler kurayım. Rusya ile de kardeşim olabildiğince iyi ilişkiler kurarsak benim için açıkçası güzel olacaktır. Rusya'ya savaşmak istediğim ülkelerden biri de, güçlü bir ülke zaten. Boşuna o ülkeyle savaşıp kardeşim ülkemizin çıkarlarını şu anda kötü duruma düşürmeye gerek yok. Bizim çıkarlarımız daha basit alınabilecek şeyler üzerine kurulu. Ve bunları yapacağız abi. Ya Rusya'ya gidip yener miyim açıkçası derseniz, şu an Rusya'ya savaş ilan eder ve yenerim. Çünkü ben ada ülkesiyim. Rusya'nın beni işgal etme şansı yok. Rusya beni ele geçiremez. Ben onu ele geçiririm. Ben ondan toprak alırım.
Yani gider tabii %100 bir şekilde Rusya'yı ele geçiremem. İmha edemem. Bu bir gerçek. Ama Rusya'yı yok edebilirim abi. Ya yani bu yapabileceğim şeylerden. Yani Rusya'yı yok edebilirim dedim, pardon. Rusya'dan toprak alabilirim. Bu yapabileceğim şeylerden biri. Bunu yapabilirim. Ama bunu yapar mıyım derseniz yapmam abi. Böyle bir şeyi niye yapayım? Bu arada Tayvan fena güçlüymüş ya. 1 milyon ekonomisi olmasından anlamalıydım. 1 milyon ekonomisi olmasından anlamalıydım abi bu ülkenin ne denli güçlü olduğunu. Bu elimizdekiler yeterli olmayacak. İstihdam edilebilir nüfus verilerimizin güncellenmesi lazım. Kardeşim şuradan hemen asker toparla. Başkent Tokyo'nun durumu niye bu kadar kötü ya? Başkent Tokyo'yu taşıyacağım ben. Tokyo başkent olabilecek kapasitesini kaybetmiş bir şehir şu anda. Şu an Tokyo'nun başkent demeye kardeşim nereden baksan bir 9 şahit lazımdır yani. Hatta biz 10 şahit de olabilir. Lazım abi bu kadar ya. Tokyo şu an ölmüş bitmiş oğlum. Tokyo diye bir yer kalmamış ki. Tokyo diye bir yer kalmamış. Tokyo'yu muhtemelen Amerika falan yağmaladı bence. Yani biriyle savaştı bu. Tokyo'yu biri felaket yağmaladı. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa diğer türlü mümkün değil oğlum. Tokyo'nun bu durumda olması yani. İstesen başaramazsın lan bu kadar kötü. Tokyo baksana bitmiş. 400 bin kişilik ordu herhalde sanıyorum yeterli olur. Bu sefer daha düzgün bir şekilde taktik kullanarak saldıracağım. Az önce taktik kullanmadık. Askerlerini getirsin bana saldırsın. Heh işte şimdi. Gördün mü? Ayıp verdi. Ondan sonra giriş yapıyoruz. Az önce taktik maktik yok. Bam 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 dedik. Şimdi bu arada bu adam yine korudu kendini ya. Yine korudu kendini ki. Benim dur. Daha oğlum Tayvan'la savaşıyorum lan. Tayvan oğlum savaştığım ülke. Tayvan bu arada güçsüz bir ülke değil realde. Gerçekten askeri sistemleri gelişmiş olan Amerika tarafından desteklenen bir ülke Tayvan. Bunu biliyorsunuz. Öyle kardeşim herhangi bir ülke değil Tayvan. Onu bir şey yapın. Ama yani Tayvan'ı şu an benim yenebilmem lazım. Yani planlarım doğrultusunda adama çok fazla kayıp verdirdim. Ve böyle bir kayıba rağmen adam hala direnebiliyor. Ben bunu anlamadım. Tayvan sen nasıl böyle direniyorsun ya? Tayvan neymiş oğlum böyle? Tayvan'ın nüfusu falan bayağı sağlam oğlum Tayvan. Oha! Bizden gelişmiş bu adam. Kore bile bizden daha gelişik durumda şu anda da. Biz merak etmeyin bu işi çözeceğiz. Saldırdı. Of 100 bin kayıp verdirdik yalnız adama. Bu arada bu bize büyük zarar veriyor bu. Bu bize büyük zarar veriyor. Bu bize çok büyük zarar veriyor. Abi Tayvan'ı almaya kafayı koydum bir kere. Tayvan'ı alacağım. Ama bunu düzgün şekilde yapmam gerekiyor abi. Gidip Tayvan'ı alacağız diye mantıksız hareketler yapmayacağız. Mantıkla. Mantık dahilinde Tayvan'ı ele geçirmek gibi planım var. Şuraya tekrar çıkacağız. 76 bin kişilik orduyu tekrar toparla. Tayvan'ı alacağım abi ben kafaya koydum bu arada şakasız. Ben bunu yapacağım abi. Böyle bir şey yok. Tayvan benim olacak ya. Nasıl alamaz abi? Ben koskocaman. Oğlum adamı bu arada 1 milyon kayıp ver dedim. Bu adamın nüfusu zaten yok. Abi adamın nüfusu zaten 2 milyondu bu arada. Şu an 1 milyona düştü. Tamam. Herhalde daha da fazlası da olmaz yani değil mi? Oha! Çüş! Bir toprak aldım yani. Ya bir tane toprak aldım yani. Bu ne oğlum? Aa! Bu Tayvan neymiş böyle? Politikalarımı değiştiriyorum abi artık. Yok. Abi bir şey diyeyim mi? Dünya barışını savunmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz. Sonra birden agresifleşeceğim. Birden agresifleşeceğim. Şu ittifaka katılmaya çalışsam aslında güzel olabilir benim. Bu ittifaka katılmam çok iyi olur abi. Özellikle Suriye ile bir. Benim ideolojimle faşist tamam güzel. Dur bakalım dur. Dur ittifaka katılacağız. Rusya'ya karşı bir pakt kurmuş oluruz hem. Hem de popülasyonun artması gerekiyor. Bak ülkemizin şu anda nüfusu 9,8 milyon. Benim yapacağım yatırımlar buna kardeşim bayağı bir artışta bulunacak. Siz merak etmeyin. Bana güven, bu devlete güven kardeşim. Ya Tayvan'ı bile yenemez bir duruma düşmüş ya bu ülke. Ben bu ülkenin böyle bir duruma düşmesine kesinlikle müsaade etmem. Biz kardeşim koskoca Japonya devletiyiz ya.
Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir ya? Üreyin kardeşim. Üreyin lan. Herkes üresin kardeşim. Bu ülke popülasyonu yüksek ülkeler statüsüne gelecek kardeşim. Öyle bir statü yok ama bu şey yaparız. Sıralamamızın gerilediğine bakmayın. Sıralamanın bir önemi yok. Nüfusun önemi var sadece. 14 milyon olduk. Bu 27 milyon bak. Bizim bu yüz ölçümde Çin'i geçmemiz lazım. Ben bunu istiyorum. Suriye beni istemiyor ittifakta. Niye? Niye? Eyaletlerimi istiyor. Benim lan orası, dallama. Benim oğlum orası. Allah Allah, senin değil ki. Benim zaten orası. Puşta bak, benim eyaletlerimi istiyormuş. Yok ya. Tayvan bu arada harbi çok sağlam bir ülke de. Tayvan'ın artık bana bir getirisi kalmadı abi. Tayvan öldü. Nüfusu falan bitti Tayvan'ın. Tayvan'ın nüfusu falan bitti bu savaş sonucunda. Tayvan çok kötü duruma geldi ve bunun sebebi benim abi. Bunun sebebi benim. Tayvan'ın 2 milyon falan nüfusu vardı. 500 bine düştü oğlum ülkenin nüfusu. Ama abi ben de size tüm ülkeyi savaşa çağırın diye bir şey demedim. Adamlar tüm ülkeyi savaşa çağırdı abi. Böyle bir şey olamaz. Ben Bangladeş'ten beni fethedeceğim yerlerden biri bu arada. Yüksek nüfusa sahip yerler. Dünyadaki en yüksek nüfusa sahip yerler nerede acaba? Uf, Macaristan'a bak. Çekya'da güzel yer var. Rusya o kadar iyi değil. Yani Amerika bok gibi. Kanada'yı boş ver. Bakayım Brezilya'nın doğu taraflarında güzel. Etiyopya bayağı güzelmiş. Yani bence en iyisi biziz abi şu an. Şu an en iyisi biziz abi. Şu an dünyanın en güçlü ülkesi haline geldiğimizi size içtenlikle söyleyebilirim. Siz bu verilere inanmayın. 6 falan diyor kardeşim. Siz bana güvenin sadece. Bak 7 diyor baba. Biz neymiş? Sıralamada geriliyormuşuz. 22 milyon nüfusa ulaştı oğlum bu ülke. Şimdi bak Tayvan'ı haritadan nasıl siliyorum bak. Bak Tayvan diye bir ülkeyi görüyor musunuz? Bak birazdan görmeyeceksiniz kardeşim. Birazdan görmeyeceksiniz. Bak şimdi bak. Bak 65 bin kişilik ordu topluyorum bak. Bak kardeşim bak. Birazdan Tayvan diye bir ülkeyi göremeyeceksiniz. Kardeşim gözleriniz öyle bir ülkeyi görmeyecek. Her ülkeyle bizim amacımız farklıydı. Sürekli işgaller yapmaktı. Bu ülkeyle de amacımız gördüğünüz gibi farklı abi. Biz şu an Japonya'ya yatırım yaparak Japonya'nın nüfusunu arttırıyoruz. Japonya'yı dünyanın en genç nüfusuna sahip, en dinamik ülkesi haline getirmeye çalışıyoruz. Diğer serilerdeki amacımız farklıydı. Bunda dediğim gibi farklı. Şu an amacımız farklı kardeşim. Ama bu amacı gerçekleştirdikten sonra yine işgal hareketlerine dönecek miyiz derseniz kardeşim. Ben hiç işgal yapar mıyım? Biz sadece demokrasi götürüyoruz oğlum. Bizde işgal diye bir kelime yok. Öyle bir kardeşim, lügatımızda öyle bir kelime maalesef bulunmamaktadır. Öyle bir şey yok. Bizde öyle bir kelime yok kardeş. Kaç kişilik ordu topladık? 1 milyon kişilik ordu topladık. Bu 1 milyon kişilik ordu yeterlidir. Getir abi. Tayvan. Oh, direkt saldırdı bana. 50 bin buraya. 50 bin buraya. Oha oğlum, adamın 500 bin nüfusu var. 500 bin kişilik ordusu var. Adamın 500 bin nüfusu var. Ve 500 bin kişilik ordusu var. Bu nasıl olabilir bu? Oğlum şehirlerini yok etmek istemediğim için yavaş yavaş geleyim diyorum da. Abi bu böyle olmaz ama yani. 500 bin nüfusu vardı bu adamın. 500 binden fazla ordusu var abi. Nasıl ülkesin lan sen? Bak abi bak. Tayvan'ın 600 bin kaybı var. Abi bu adamın 500 bin nüfusu vardı. Şey başında. Savaş başında. Nasıl ülke lan bu? Abi vallahi aldım. Söktüm götürdüm. Kyoto'yu başkent yapacağım bu arada. Hatta Kyoto'yu değil. Ekonomi olarak Oita'yı başkent yapıyorum. Oita'yı başkent yapıyorum. Liman, kale. Öncelikle başkent hazırlıklarını bir gerçekleştirelim. Her şeyi son seviyeye getireceğim. Abi artık Tokyo bizim başkentimiz için gerekli olan koşulları sağlamamakta. Bundan dolayı da başkent değişikliğine gitmek istiyorum. Oita'yı Japonya'nın, yeni Japonya'nın, benim yönetimimdeki bu vizyonlu Japonya'nın başkenti haline getiriyorum. Vatana, millete, devlete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Busan'ı falan, buraların hemen asimilasyonlarını yükseltelim. Zaten biliyorsunuz çok fazla eyaletimiz yok. Yeni aldığımız eyaletlerin sayısı oldukça az. O yüzden bunları hemen yapalım. Şimdi bakın. Bak şimdi kardeşim bak. Bak şimdi bizim şu anda 22 milyon nüfusum var. Bak birazdan ne olacak? Hemen hemen göreceksin. Vizyonu göreceksin bak. Bak Çin'in 28 milyon. İzle. İzle. Kardeşim bu yeni vizyon. Ya yani düşman Rusya falan diyorlar oğlum. Asıl düşman
Biziz. Asıl güç biziz. Dünyayı yok edebilecek tek güç biziz. Genç nüfus bizde. 23 milyondu değil mi? Şimdi bak birazdan nüfusa bak. Oo, Rusya gitti Avusturya'yı aldı. Kardeşim bunlar basit şeyler bunlar. Ben istesem şu an o Suriye Mısır'la savaşıyor. Tek mi savaşıyor bu? Diğerleriyle birlikte rahat alması lazım bunu. Mısır'a bak lan, bunları dövüyor. Lan Mısır'a bak. Mısır'dan dayak yiyen adamlara da ben de yani şimdi ittifak olmaya çalışıyoruz bir de bunlarla. Şimdi bak 30 milyona çıktı. Kardeşim tek yatırımla Çin'i geride bıraktık. Nüfusa bak. Busan 784 bin. Of 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 of. Bunu 1 milyona çıkarayım mı lan? Oğlum ben bu işi çok sevdim bu arada. Ben bu yatırım işini çok sevdim. Ben bu nüfus yatırım işini çok sevdim. Dur. Bir ordu basacağım. Rusya'yı ele geçireceğim. Rusya'nın önemli her yerini ele geçireceğim abi. Rusya'yı bundan sonra güçten düşüreceğim. Hatta Rusya'ya St. Petersburg'dan büyük çıkarma atacağım. St. Petersburg çıkarması kardeşim tarihi altın harflerle yazılacak. Yeni Rus devleti kuracağım orada. Bak şimdi izle. 38 milyon. Oha. Oğlum bu ne? 30'dan 38'e çıktı tek yatırımda. Kardeşim şu nüfus artışı nedir ya? Son bir tane daha yapayım hadi. Bir tane daha yapayım. Ondan sonra artık savaş açalım. Artık savaş açalım abi. Rusya'ya öyle bir harekat düzenleyeceğim ki bakın tarihte bunun eşi benzerini göremeyeceksiniz. Bak kardeşim. Eşi benzeri olmayan bir şey yapacağım bak. Bu adam Hindistan'ı fethetti. Onlara hemen 33 milyona çıktı abi nüfusu. Siz beni hala ittifaka almıyorsunuz mu lan? Aldılar. Şimdi ben sizi kovuyorum. Şimdi ben sizi kovuyorum kardeşim. Ben sizinle ittifak mı ittifak olmam. Ben sizinle müttefik falan olmam kardeşim. Ben sizi kovuyorum. Biz kardeş istenmediğimiz yerde durmayız. Başta of 45 milyon. Kaça çıktı Busan? Busan'ın zaten daha limiti dolmuş abi anladığım kadarıyla. Busan çok fazla artmıyor. Diğer yerler bayağı bir arttı. Şimdi bir ordu basacağız. Bak 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 bunlar sıkıntılı yerlermiş. Tayvan'ı eski haline döndürdük bu arada. Neredeyse. Bak 200 bin burada, 500 bin burada. Yani eski haline nüfusunu arttırdığımızı söyleyebiliriz. Şimdi Busan'dan 145 bin kişilik, tek turda 145 bin kişilik ordu basıldığını düşünseniz abi bir şehirde. Bakın tek turda bastığım ordu sayısına bakın hocam. Yani bu nedir? Bu nedir? Bu nasıl bir mobilizasyondur? Para mı dayanır bu işe? Buna para mı dayanır kardeşim buna? Bu nedir ya? Tek turda 8 milyonu harcadım. 8 milyonu tek turda, 2 turda diyelim. Ha, tek turda harcamadım çünkü o kadar da yalan haber yapmayalım abi. 2 turda 8 milyon harcadım. Şuraya bir ikmal kampı döşe. Kardeşim döşe, gelirimiz daha da artsın. Hemen devam ediyoruz abi. Asker basımlarımıza bakın kaç milyon ordu basıyorum. Rusya'yı bu arada şakasız yok edeceğim. Tamamen tarih sahnesinden silmem. Üşenirim çünkü ona. Ona üşenirim ya. Yoksa silmeyeceğimden değil. Silebilecek kuvvetim var. Kudretim de var. Silemeyeceğimden değil. Üşendiğimden dolayı tamamıyla. Bak Hiroşima'ya adamlar atom bombası attı. Şu anda en kalabalık şehirlerden biri hala. Sıkıntı var mı? Yok. Bu Japon gücüdür kardeşim. O ekonomiye bak abi şu. Ben ekonomistim kardeşim. Boşuna demiyoruz biz bunları. Biz bunları boşuna demiyoruz. Kaç milyon kişilik ordumuz oldu bak. Bak 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 bak. Bak kardeşim 4 milyon yetmez mi? Yetmez mi diyorsun? Hemen sana bir 1 milyon daha takviye edelim. Hatta 1 milyondan fazla hemen takviyeleri edelim kardeşim. Sen canını sıkma. Hemen bak. En yüksek burasıymış. Orayı boş ver, orası kalsın. Ebesinin nikahında zaten doğuda bir şehir. Orası kalsın abi. Başkentten ordu basımı yasak kanunlarımızla. Biliyorsunuz başkentten ordu basmanın yasaklandığını. Her seride bu şekilde. Başkentten ordu basılmaz. Bir tek Ulm serisinde bunu ihlal ettik. O da tek topraklı bir ülke olduğu için. Yoksa onun dışında başkentten ordu basılmaz. Filipinler, bu anlaşmayı kabul et. Kardeşim boş yapma. Ya bunu yapmak istemezsin çünkü yani. Bu ülkeyle düşman olmak istemezsin. Bu olunabilecek bir ülke değil abi. Şimdi Petrograd'a gidelim bakalım. Petrograd zaten Suriye'nin elindeymiş. Moskov. Belgrad. Nereye atayım ki çıkartmayı?
Bu adamın gelişmiş bir kıyı şehri yok mu abi? Gelişmiş bir kıyı şehri yok mu bu adamın hocam? Allah Allah. Gelişmiş bir kıyı şehri olsa güzel olurdu. O zaman şöyle yapacağız. Deneyeceğim. Abi Moskova'ya kadar ilerle. Moskova'da kamp basarız. Kaynağa gerek yok. Kaç kayıp veriyoruz ki? Eyaletin kaynağı almadığının farkındayım. Tamam. İkmal kampı. Yani bu yeterli olur mu? Hiç daha önce denemediğim bir şey de. Tamam. Dileyle yoksa geri asker basarım abi. Lan Rusya'nın askerleri ne geziyor oğlum burada? Rusya'nın askerleri ne geziyor oğlum burada? Dileyle basarım ama onları ne olacak ya? Eyaletin kaynağı yok. Allah Allah. Bayağı bir asker gidiyor bu arada. Bayağı bir asker gidiyor. Kaybımız çok derin. O zaman limana gideceğiz mecburen. Liman operasyonu düzenlemek lazım. Ulan o kadar askerimiz boş yere öldü lan savaşta. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Yani kaç milyon askerimiz boş yere öldü. Ben Rusya'yı yok edeceğim dedim de hiç gereksiz bir hamle oldu bence. Yani yok edemeyeceğim değil. Rusya'yı rahatlıkla yok edebilirdim de. O kayıplar gereksiz kayıplar oldu. Gözetleme kulesi, liman yap. İkmal kampı yap. Cephanelik yap buraya. Rusya'nın da 5 milyon kişilik ordusunu gördüm orada. Bir yerde 3 milyon, diğer yerde de bir fazla bir ordusu vardı. Abi o zaman Rusya'ya karşı o zaman büyük bir ordu toplamam lazım. Madem Rusya'yı yok etmek istiyoruz, öyle bir niyetimiz var. Rusya'yı yok etmek istiyorsak kardeşim o minvalde işin ciddiyetini kavrayabilecek bir ordu toplamamız gerektiğine inanıyorum ben. Rusya'yı yok edeceğiz. Ama nasıl olacak şimdi dur. Oo, Rusya bir sürü kayıp verdik bu arada. Avustralya hiç boşuna şansını zorlama. Sen benim o kadar gözümde değerli bir ülke değilsin. O yüzden seninle hiç uğraşmayacağım bile. Seninle hiç uğraşmayacağım bile kardeşim. Oğlum aslında şurada bir yerde çıksak daha mı iyi olur? Orası anasının nikahında destek gelmiyor. Destek gelmiyor ki orada. Yani destek bulamıyoruz o bölgede. Destek bulabilsek neyse de bulamıyoruz yani valla. Bunlar ne yapıyor la burada? Hayırdır oğlum size? Burada bize bir şeyler yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz gerçekten? Böyle bir şey düşünce yapınızda bunlar varsa gerçekten sizin adınıza üzülürüm abiciğim. Bize zarar veremezsiniz. Öyle bir gücünüz hiçbir zaman olmayacak sizin. Ben sana söyleyeyim kardeş. Hiçbir zaman öyle bir gücün olmayacak. Bunu aklına yaz. 2 milyon kişilik orduyu şuraya atasam ben. Vladivostok'a gitsek. Vladivostok'a her türlü saldırıda bulunsak. Bu arada bu barışın sağlanması lazım. Rusya'yı bu şekilde yok edemeyeceğiz gibi gözüküyor. Rusya'nın çok fazla ordusu var. Hayvan gibi kayıp yaşattırdım ama ona. Ya ben direkt teslim almak istiyorum Rusya'yı da henüz öyle bir teslimiyet niyetinde değil. Ben direkt teslim almak istiyorum Rusya'yı tamamen. Ayda bak buraya çıkarma attı oğlum bak. Bak kardeşim haddini bil. O kadar da değil ya. O kadar da değil ya. O kadar da uzun boylu değil ya. Ben gider Moskova'yı bunun elinden alırım bak size söyleyeyim. Gideyim alayım mı Moskova'yı bunun elinden? Bak bir de yağma yapıyor kuşta bak. Bir de yağma yapıyor. Gidip alırım bunun Moskova'sını elinden. O zaman ondan sonra ağlar durur. Git la Moskova'ya. Git la. Nereden gideceğiz? Anasının nikahı. Hadi bakalım. Büyük bir maraton bekleniyor. Yeni maraton düzenliyoruz kardeşim. Hayırlısıyla bu maraton başarılı olacak. Geldik. Maratoncularımız şu anda oradan dolana dolana Moskova'ya gidecek ve Moskova'yı alıp anlaşma göndereceğim. Vallahi açıkçası yeni Rus devleti kurmak gibi bir planım vardı. Rusya'yı yok etmek istiyordum.
Ama yani başarısız Moskova ilerleyişimiz var ilk turda. Ben düşündüm ki ihmal kampı yaparsam, yani şeyde Bleu de Europa'da öyleydi ya, ihmal kampı yaparsak sorun yaşamıyorduk. Burada da öyledir diye sandım. Değilmiş. Değilmiş. Yanlış bir hata bizim 3 milyon kişilik ordumuzun boş yere ölmesine sebebiyet verdi. Toplamda 5,5 milyon kişilik orduyla girdik. Zaten çoğu ihmal yetersizliğinden öldü. Yani anladın mı? Yoksa biz orada başarısız olmadık. Başarısız olmamızın mümkün olduğu bir sefer bile değildi o. Ama yani başarısız olmuş bulunduk. Yapacak bir şey yok. Hatalarımızdan ders çıkaracak mıyız? Hayır. Hatalarımızdan ders çıkarmayacağız. Ama başarısız olduğumuzu kabul edelim. Ama hatalarımızdan da ders çıkaramayız kardeşimiz. Bizim öyle bir şeyimiz yok. İkmarsız kalacak birazdan yine orası da. Moskova'yı alması için gönderildi zaten orası. Sadece başka bir şey yapması için değil. Tek amacı Moskova'yı almak. Ve ondan sonra da anlaşmayı yapacağız. Rusya'nın direkt toprağını ele geçirmek abi. Nasıl koydum Moskova'nı aldım elinden? Nasıl koydum Moskova'nı elinden aldım? Adam öyle bak, deli etme bak kardeşim. Bir dahakine Belgrad'ı almaya gelirim ona göre. Bir dahakine Belgrad'ı almayı bak. Ülkenin ortasından toprak aldım oğlum ben. Ben daha sana ne yapayım ben? Ben daha sana ne yapayım oğlum? En güçlü ülkelerde kimler lan? Fransa birinciymiş. Yok Fransa... Filipinler birinciymiş. Ne? 20 mi? Oha. İkinci Rusya, üçüncü Fransa, dördüncü Japonya. Ben dördüncü olduğumu bir kere kabul etmiyorum. Ben kendi gözümde kardeşim birinciyim de. Maalesef bu savaşı kötü yönettik. Yoksa yani kazanamayacağımız bir savaş değildi. Rusya'yı direkt yok da edebilirdim kale taktiği uygulayarak. Ama benim mallığımdan dolayı, şahsi tamamen kendi salaklığımdan dolayı bu gelen bir başarısızlık. Başka hiçbir şeyden dolayı değil. Tamamen benim mallığım bak. Başka bir şeyi herhangi bir şekilde söylemem mümkün bile değil. Tamamen benim hatam. Kabul ediyoruz hatayı. Hatayı kabul ediyoruz. Moskova. Burayı da geliştir abi. Hatayı kabul ediyoruz. Keşke olmasaydı. Ama oldu artık. Yapacak bir şey yok. Ülkedeki işsizliği azaltmaya yönelik bari eylemlerde bulunalım artık. Yeterince şey yaptık. İşsizlik %91'miş. Bak bakalım kaç olacak. Filipinlerle savaşmam. Aa ben Çin'i ittifaktan atmışım lan. Yeri gel la yeri gel. Şaka yaptım. Seni kandırdım. Abi. Oğlum ben Çin'i ittifaktan atmışım. Ben ittifaktan kendim ayrılmamışım. Çin'i ittifaktan atmışım ben. %91 işsizliği kaça kadar düşürebileceğim bakalım. Şu anda onu deniyoruz. Oha Türkiye. Türkiye Fransa'ya girmiş. Oğlum Fransa dünyanın en güçlü devletlerinden değil miydi? Nasıl oldu bu? %90'a düştü lan o kadar yatırım. O kadar yatırımla sadece yarım puan mı oynadı? Çüş. Ben hiçbir savaşa gelmem bu arada hocam. Ben sizi de ittifaktan kovacağım. Sizi kovmayayım da ben kendim ayrılayım abi. Aslında şu adamı da geri almam lazım da. O adama ayıp oldu ya. Burayı ise ayıp oldu ya. Kardeş kusura bakma ya. Ben ayrılıyorum bu ittifaktan la. Siz habire beni bir şeylere çağırıp duruyorsunuz. Vallahi abi Çin'e büyük ayıp ettik ya. Hakkını helal et kardeşim. Kusura bakma. Afganistan burada yaşamını sürdürüyor. Brezilya güzel. Türkiye'nin durum kötü ya Türkiye'nin. Kim lan bu Kuzey Kıbrıs? Ne? Kuzey Kıbrıs'a bak. Bunu görmem bile benim için yeterli abi bu. Bu bile yeterli yani. Kuzey Kıbrıs'ın bu yaptığı gerçekten onore edilecek bir şey abi. Kaça düştü? %90'a. Oğlum. Oha işsizliğe. Oğlum Kuzey Kıbrıs'a bak. Ben bu savaşa girsem muhtemelen o toprakları Kuzey Kıbrıs'a aldırırdım. Anlaşma yoluyla. Ama gerek var mı? Yok. Araştırmamızı da yapalım. 42 milyon nüfusu var bu ülkenin. O kadar araştırmalar yapılmış. Ama işsizlik oranı bu oyunda biliyorsunuz. Bug'lı abi işsizlik oranları düşürülmüyor maalesef ki. Keşke düşürülebilse o işi halledebilsek güzel olurdu ama işsizlik oranı %90 anca düştü. O kadar yatırım yaptık. İşsizlik hayvan gibi. Fransa zortladı bu arada. Ulan o kadar güçlü devletsin dedik sana. Zortladın oğlum ya. Senin gibi bir devlet olmaz olsun. Bunun nüfusu kaç? 73 milyonmuş lan bunun da nüfusu. Tabii o kadar fazla ülke var abi bunun içerisinde normal. Yani bizim nüfusumuz 43 milyon ama biz kardeşim yüz ölçümü küçük bir ülkeyiz. Bizim nüfus yoğunluğumuz ondan hayvan gibi fazla. Tek turda ne kadar geliyor lan nüfus? 100 bin. Tek turda 100 bin yeni nüfus kazanıyoruz abi. Tek turda 100 bin yeni nüfus kazanıyor. Böyle bir ülke. Böyle bir ülke.
Hayallerdeki ülke kardeşim bu. Şuna bak. Tek turda kaç bin geldi? 77 bin, 84 bin, 87 bin, 85 bin, 95 bin, 93 bin, 93 bin, 104 bin. Gördünüz. Tek turda gelen nüfuslara bakın abi. Yani bu 50 milyona geldik. Böyle de bir ülke. Böyle de bir ülke. Benim kalkındırdım. Yüz ölçümünü geliştirmediğim ama farklı yollardan kalkındırdığım müthiş bir ülke oldu. Çin'le de ittifaklık anlaşması yapıyorum. Son olarak da kardeşim, Çin'le birlikte Japonya'yı Rusya'ya savaş ilan ettiriyorum. Bu da benim bu ülkeyle yapacağım son şey. Bakalım ne olacak? Ne olacak göreceğiz bakalım bundan sonrasında. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Bu da bu ülkeye kıyam olsun. Bu kıyak önemli bir kıyak bu arada. Bu askerin silinmemesini sağlayacak. Arkadaşlar, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.